Çok önemli bir soru. Ev alma prosesinin masrafları neler? Şimdi burası Amerika, biliyorsunuz kapitalist bir ülke. İnsanlara bir şeyler aldırmaya çalışan bir ülke. Onun için bu e, almanın çok kolay olduğu bir ülke. Bu e, bu tavır gayrimenkul satışlarında da aynı. Gayrimenkul almak satmaktan çok daha kolay. Çok fazla masraf da yok. Sizi kaçırmamak için, korkutmamak için masrafları da minimumda tutuluyor. Bir kere her şeyden önce ve her şeyden önemlisi bilmeniz gerektiğini düşündüğüm bir şey. Gayrimenkul danışmanınız sizden komisyon almıyor. Ücret bedeli, servis bedeli, komisyon nasıl adlandırırsanız adlandırın. Biz bunu karşı taraftan alıyoruz. Size bizimle çalışmanın tek masrafı hangi hangi şirketle çalışıyorsanız kimle çalışıyorsanız bizim şirketimizin mesela 250 dolarlık bir işlem administrative fee dediğimiz bir fiyesi var. Bazı şirketlerde 500 dolar, bazısında 495, 250 dolar kadar bir masrafı var. Sizin tapu işlemlerinizi yapacak olan avukatlar işte ne bileyim 450 dolarla 1500 dolar arasında değişen ücretler alıyorlar. İnspektör demiştik hatırlarsanız evin teknik konularını inceleyen e, teknik bir insan gelecek, inceleyecek ve bize bir rapor hazırlayacak. İnspektörler e, 295 dolarla 600 dolar arasında değişebilir evin büyüklüğüne ve yapısına göre. Yani toparladığımızda, toparladığımızda 150 bin dolarlık bir ev alıyorsanız, 150 bin dolarlık evin alım masrafları sizde e, 1500 doların üstüne çıkmaz. 450 bin dolarlık bir ev alıyorsanız da 4 bin dolar civarında olur. Yani %1'e yakın diyoruz closing costları. Bu tabi çok fazla detaya girip sizi sıkmak istemiyorum. Onun için bir buradan lisanslı bir gayrimenkul danışmanıyla çalışmanız gerekiyor. Çünkü nüanslar var. Nereden aldığınıza bağlı olarak. Mesela eğer Palm Beach County'den alıyorsanız alıcının ödediği, satıcının ödediği ama alıcının ödemediği bir takım masraflar var. Miami-Dade County veya Broward County'den işte Fort Lauderdale'den Miami'den alıyorsanız closing masrafları biraz daha fazla olabiliyor buyer side'ında. Ama 3 aşağı 5 yukarı %1 ile 1.7 arasında yeni bir yeni bir proje alıyorsanız o projelerde closing costlar 1.7 civarında oluyor. Ama 150-200 bin dolarlık bir ev alıyorsanız bunların masrafları, closing masrafları 1500 doları geçmez genelde. Ama yine de dediğim gibi lütfen seçtiğiniz ev, aldığınız projeye bağlı olarak bunu danışmanınıza sorarsanız masrafların ne kadar olacağını. Neymiş ev alım masrafları? Bir, en önemli şey, en önemli şey yatırım danışmanınıza yani emlakçınıza komisyon vermeyeceğinizi bilin. Bir inspektora belki bir 300-500 dolar civarında evinizin teknik özelliklerini inceleyecek olan teknik arkadaşa bir inspection parası vereceğinizi bilin. Tapu masrafları için avukatların veya closing şirketlerinin 1000-1500 dolar civarında ücret alabileceklerini bilin. Onun dışında ev alırken evin alış fiyatından fazla çok fazla bir masrafınız yok. Yani 1.500 dolar civarında aldığınız evin bedeline bağlı olarak bir masraf var. Ondan fazla da bir masraf yok.